Adın ne senin şövalye? Yehuda. 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 Vah benim Turgut Alp'im vah. Yolun açık olsun Claudius. İbnül Arabi'nin kanı ve emaneti yolumuzu aydınlatacaktır. Sana güveniyorum evladım. Sizi utandırmayacağım efendim. Ertuğrul'u en başında öldürmeliydik efendim. Maalesef haklı çıktın Titus. Tek başına Halep'teki teşkilatımızı çökertti. Yıllardır emek verdiğimiz her şeyi bir anda yıkıp geçti.
Bu nasıl mümkün olabilir? İbnül Arabi ve Ertuğrul. Ne demek istiyorsun Titus? Düşünmekten bile çekindiğim şeyler dilimin ucuna geliyor efendim. Öyle yap. Büyük alacak şöyle. Yaparsan kabarır. Çünkü küfleniyor. Hala yaş bunlar için. Bunu kullanmıyor. Ne? İyice havalandır. Daha sıkı yap. Acını unutup çabuk ayaklanmışsın Selcan. Acım unutulacak acı değildir ana. Vakit çadırda geçmez oldu. Vazifemin başına geldim ki akşamı edebileyim diye. Doğru dersin. Acın çok büyüktür. Sen şimdi bu halinle, kilimhaneyle de hakkıyla ilgilenemezsin. Bundan böyle kilimhanenin başına Gökçe geçecek. Sen ne dersin ana? Niyetin beni iyice dellendirmek mi? Yoksa bebeğimin ölümünden beni sorumlu tutup bana ceza vermek midir? Sen ne zamandan beri benim kararlarım sorgular oldun? Haddini bil. Bundan böyle hiçbir işe elini sürmeyeceksin. Çadırında oturup tekrar gebe kalmaya çalışacaksın. Sağlığına dikkat edeceksin. Gündoğdu'nun evlat sahibi olma vakti geldi de geçiyor bile. Daha fazla geç kalamayız. Kalırsak ne olacak ana? Bey'e evlat gerektir. Evlat gerektir ki beyliği devam etsin. Bey'e de ona evlat verecek bir hatun yaraşır. Hatunlar! Beri bakın hele. Bundan sonra kilimhanenin bacısı Gökçe'dir. O ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Onun kelamı benim kelamımdır. Bahar geldi. Oba bizden yeni mallar bekler. Canla başla bu malları hazırlamalıyız. Hadi bismillah. Kurdoğlu geldi efendim. Hemen gelsin. Efendim, kayılarla Ertuğrul'u ortadan kaldırmak için elimizdeki tek koz bu adam. En azından Nasır gibi aptalın teki değil. Hoş geldin Kurdoğlu. Eftalya ve Titus'u tanıyorsun zaten. Titus. Eftalya. Cayır cayır yandığınızı duydum. Öyle bilinmesi işime geldi Kurdoğlu. Hoş geldin Kurdoğlu. Buraya neden geldiğini biliyorum Kurdoğlu. Ama tahmin ettiğinden daha karışık işler.
Ertuğrul'un Nasır'ı obaya getirmesinden daha kötüsünü düşünmek bile istemiyorum. Maalesef. Ertuğrul istediğini aldı. Beceremediğinizi söylüyorsunuz yani. Titus. Eskiden beyin küçük sıpası Ertuğrul vardı. Dizime yatırıp cezasını verdiğim Ertuğrul. Ama şimdi sayenizde obanın ve Halep'in yeni kahramanı var. İşbirliği yapmak istiyorsanız şartları tekrar konuşmakta fayda vardır. Kolay gelsin. Hoş geldin beyim. Hoş geldin. Ay kızım nasıl? İyidir beyim, iyidir. Ayaklandı bile. Taze ayran yaptıydım, bir tat ha. Kurdoğlu hakkında bir vakitler bana söylediklerini düşünüyorum. Beyim, hasta döşeğinde o katili durdurunca bir daha bu meseleyi konuşmayacağımı kendi kendime söz vermiştim. Ben de vesvese deyip geçtim. Lakin otağda söyledikleri bazen haklıdır dedim. Üzerine fazla gittim demişimdir. Ama bu defa farklı bir şeyler var. Bilirim beyim. Bilirim. Ovada herkes bilir sana ettiği terbiyesizliği. Ahalinin savaştan, kış günü ettiğimiz göçten yana mağdurluğu vardır. Hele son zamanlarda kaybettiğimiz şehitlerimiz, onların yakınları sana karşıdır. Ovanın ileri gelenlerinden bana diş bileyenler de var. Hepsi değil beyim. Nicelerini bilirim ki hala malın canını senden esirgemezler. Hepsi gelirler, bu meseleleri istişare ederiz. Olan bitenlere üzülürler, dertlenirler. Bütün bu olan bitenler bana birini hatırlatır beyim. Kimi? Selcan'ın babası. Alptekin. O da böyle zor zamanlarda türlü türlü oyunlar çevirip beyleri sana karşı kışkırtırdı. Ta ki ovasını basıp kellesini verene dek. Az çektirmedi ahaliye de sana da. Bak beyim. Bunu bana rahmetli baban hediye etmişti. Tekrar belime takma zamanı geldi. Ama öyle savaştan falan korktuğumdan değil. Hıyanetin yakınlığından korktuğumdan. Eyvallah Deli Demir. İnşallah böyle bir şey olmayacaktır. Ertuğrul hayırlı bir haberle gelsin hele. Hele obaya huzur gelsin. Nevruz coşkusu herkesi bir sarsın. O zaman bu vesveseler de bitecektir. İnşallah beyim. İnşallah. Elbette Kurdoğlu. Seni çok iyi anlıyorum. 2000 savaşçı Alp'in kanı kaynıyor. Ganimet fırsatı onları daha da güçlü kılacaktır.
Birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz üstad. Ama Müslümanların üzerine akına gitmeye obadan kimseyi ikna edemem. Sen de Hristiyanların üzerine akına git o vakit. Şaka mı bu? Biz sana kafir ortodoksların üstüne gidebilmen için altın değerinde bir fırsat sunuyoruz. İkimiz de kazançlı çıkacağız yani. Ben alplerimle ganimet elde ederken kafir dediğin Hristiyanlar sizden medet umacak. Sizin kucağınıza düşecek. Titus zeki olduğunu söylemişti ama bu kadar da ummuyordum doğrusu. Peki sen bize ne teklif ediyorsun Kurdoğlu? Biz Oğuz taifesini en zayıf tarafından yakalamayı, kardeşi kardeşe, babayı oğula düşman etmeyi, Ertuğrul'u Gündoğdu'ya, Süleyman'ı oğullarına düşman etmeyi ve nihayetinde obanın başına bey olup Ertuğrul'un kellesini bu kalenin kapısına çivilemeyi teklif ediyorum. Yiğit alpleri ve cılız sürüsü olan bir fakir obayız biz. Elimden ancak bu kadarı gelir. Anlaştık o halde. Bir planın var mı? Yollarda perişan olan sürümüze iyi bir fiyat vermekle başlayabilirsin. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Bir seyyahım. Duydum ki Şeyh Hazretleri buradaymış. Gül cemalini görmek isterim. Destur var mıdır? Burası gönülhanedir. Kapımız her gönlü açıktır. Buyurasın. Bir gün Peygamber Efendimiz'e suikast yapmak isteyen bir adam vardı. Peygamberimizi halvette yakaladığını zannedince, seni benden kim koruyacak diye küstahça sordu. Cenab-ı Peygamber, takdire teslimiyet içinde Allah deyince, adamın elinden kılıcı düşüverdi. Hazreti Peygamber gönülden öyle bir Allah dedi ki yer gök inledi. O müşrik Hazreti Peygamber'in Allah nidası karşısında şaşkına dönüverdi. İmanla Rabbine bağlanan bir gönül hangi tehlike karşısında olursa olsun emanın haktan geleceğini bilir. Ve her tehlike karşısında onu niyaz eder. Hazreti Peygamber adamın yere düşen kılıcını aldı ve sordu. Seni şimdi benden kim kurtaracak? Fakat rahmet peygamberi kendisini öldürmeye gelen bu adamı affetti. Bazen tuzak kuranlar kazansa da kaybetmiş, yaşasa da ölmüş olurlar. Allah bizi tuzak kuranlardan korusun. Amin.
hükümdarım. Abin Ertuğrul düşmanın peşinden gitti. Sungur Tekin abin gibi. Ama geri dönecekler. İkisi de geri dönecek. Yine seninle güreş tutacaklar. Ok atacaksınız. Senin 3 tane yiğit abin var. 3 aslan parçası. Sen 4.'sü olacaksın. Allah'ın izniyle. Sen de döneceksin yavrum. Kara süzme gözlerim. Uyku bürümüş. Aç artık. 12 kemikçin haram olmuş. Toplardık. Allah'ın verdiği tatlı canım. Seyrandaymış. Yakala artık. Öz gövdende canım var ise o. Haber bana. Karabaşım. Kurban olsun sana. Akar senin suların kazılıkta. Akarken akmaz olmuş. Biter senin otların. Kazılıklı biter iken bitmez olsun. Koşar senin geyiklerin kazılıkta. Koşar iken koşmaz olsun. Taş kesilsin. Ve bileyim o aslandan mı oldu? Yoksa kaplandan mı oldun, ne bileyim oğlum. Bu kazalar sana nereden geldi? O gövdende canın var ise oğlum. Haber bana. Karabaşım. Kurban olsun oğlum sana. Ağız dilden. Bir haber ver Eşiği toplamanın vakti gelmiştir Gündoğdu. Hatun, Allah bir kapıyı kapatır, bir diğerini açar. Elbet bize bir can verecektir. Verecek inşallah. Lakin bunlara sebep olanlar bu dünyada da öteki dünyada da yaptıklarının hesabını ödesinler. Her şey o uğursuz kızın obamıza gelmesiyle başladı. Halime Sultan. Ama ben bilirim. Bütün mesele de bu zaten. Sen Hayme Ana'nın öz evladı değilsin. Olsaydın bütün bunlar olmayacaktı. Selcan. Sen ne dersin? Hayme Ana'm büyüttü beni. Bir günden bir güne Ertuğrul'u kayırdığını görmedim ben. Allah var. Hakkaniyetli kadındır. Öyledir elbet. Lakin kendi karnından çıkan evlatla bir olabilir mi kocanın evladı? Kedi bile yeri geldiği zaman en sevdiği evladını korumak için diğer evlatlarını yemekten kaçınmaz. Ertuğrul'un aşk acısı kadar
beyliği alıp alamayacağı da Haymanlı'nın derdidir artık. Selcan! Selçuklu şehzadesinin kızıyla evlenirse oldu. Neler olur, var hele sen düşün gerisini. Şimdi merak ettiydim beyim. Sor bakalım Hamsı. Şimdi ahın da bu kervansarayları kim neye yaptırır beyim? Bunca altın neye gömerler? Geleni gideni yedirir içirirler. Hiç mi akıl yoktur bunlarda beyim? Selçuklu'da kervansarayları devlet yaptırır. Ticaret gelişsin diye. Gelen misafirlerden de ilk üç gün para almazlar. Beyim. Bir gün biz kayıların da bir devleti olursa biz de yaptıralım bu kervansaraylardan, he mi? He ya. Üç gün gider gelir yemek yersin, değil mi? Kalk zibariyat hadi. Gün doğmadan yola çıkacağız zaten. Böyle bir gecede uyunur mu la? Ömrünce böyle geceyi nerede gördün sen? Burada büyüyeceğiz şimdi ha. Ertuğrul Bey'in Halime Sultan'ın konuşacakları vardır belki. Ayu. Ben de zıbarayım beyim. Müsaadenizle. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Sırrının ifşa olmasına az kaldı. Emanet ehline verilince sen de onun olacaksın. Ya Seyyah, ne yaparsın? Hanemi karıştırdım. Misafirhane bu tarafta. Allah razı olsun kardeşim. Kayınının yiğit evlatları, bugün size bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin azı var, çoğu yok. Doğrusu var, yalanı yok. Adı hikaye, kendi gerçek. Bundan yıllar yıllar evvel, sıcak mı sıcak bir Ağustos gününde Sultan Alparslan ordusunu Malazgirt önlerine yığmış. Karşısında Bizans'ın kudretli ordusu bir zırh gibi cephe almış bekliyor. Birazdan yer yerinden oynayacak. Birazdan mavi gök çöküp yaz yer yarılacak. Ordular ip gibi nizam almış.
ak yeleli, kızıl kuyruklu, kara derili atlar derin derin nefes almaktı. O sıra Ali Selçuklu'nun Yiğit Alperen'i, Sultan Alparslan, o ki karaların ve deryaların, yedi iklimin ve de tüm mümini İslam'ın kahramanı olarak kefenini giymiş ve yıldırımlardan daha hızlı nefesiyle rüzgarlarla yarışan atının üstüne binip askerlerin karşısına çıkmış. Yedi iklimin, yedi düvelin duyacağı bir sesle onlara haykırmış. Erlerim, bu er meydanında yüce Allah'tan başka sultan yoktur. O yüce Allah ki malın da mülkün de canın sahibi odur. İmdi kılıçların gök girip kızıl çıkacağı bu meydanda cenk etmek istemeyen varsa serbesttir. Lakin bu cenk meydanında kim ki kavmi için savaşırsa, kim ki nefsine mağlup olup şöhret için kılıç çalarsa, kim ki kudretini ispatlamak için kelle alırsa bilsin ki bizden değildir. Çünkü bizim gayemiz rızayı ilahidir. Niyetimiz sadece adalet sancağını göklerde dalgalandırmaktır. Cenk meydanındaki aslan parçaları bu haykırıştan sonra öyle bir aşka gelmişler ki kayının evlatları. Yaz yer bu aslan parçalarının Allah 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 nidalarıyla öyle bir sarsılmış ki gök kubbe onların aşkıyla öyle bir coşmuş ki ne benim gibi bir deli ne de bin akıllı anlatabilir, tarif edebilir o günü. Cenk meydanında atlar kişlemiş, pusatlar etleri parçalamış, nice can gök ekin gibi yere serilmiş ve nice Alperen şehadet mertebesine ulaşmış. Sonunda zafer, Hakk'a inanan adalet ordusunda olmuş. Kibrin, fitnenin ve zulmün ordusu parçalanmış, yok olmuş, yenilmiş. Sonra mağlup Bizans ordusunun komutanı Roman Diyojen'i getirip diz çöktürtmüşler. Ölüm korkusuyla huzura gelen Roman Diyojen'in üstüne doğru yürümüş Sultan Alparslan ve kollarından kaldırıp demiş ki indi benim misafirimsin. Ne gönlünü kırmış yani, ne gururunu incitmiş. Bir müddet daha misafir ettikten sonra Bizans'a geri göndermiş. Sonra ne olmuş? Sonra ne olmuş biliyor musun? Sultan Alparslan'ın bile affettiği düşman ordusunun komutanı Roman Diyojen'i Bizans affetmemiş. Gözlerine mil çektirmiş, eşini köle yapmış ve kendisini bir adada ölüme mahkum etmiş. Anlayacağınız kayının evlatları, bu Bizans zehiri öyle bir zehirdir ki ne onu içeceksiniz ne onun yakınında olacaksınız. Siz olacaksınız. Sultan Alparslan'a benzeyeceksiniz ki yüce Allah size fetihler nasip etsin. Kim bilir, belki de içinizden birisine çoktan o zehri Bizans'ın fethini nasip etmiştir bile. İstersen kardeşin Yiğit de obada kalabilir. Onu ismi gibi Yiğit bir alp olarak yetiştiririm.
Baban da Elaziz tarafından nasıl kullanıldığını anlayacaktır. Babamı nasıl affedeceğimi bilemiyorum Ertuğrul. Yat dinlen biraz. Yarın obaya çok uzun bir yolumuz var. Neler oluyor Afşin Bey? Şu cehennemden bir çıkalım. Her şeyi anlatacağım size şehzadem. Babam ve ablam nerede? Onlar çıkınca katılacak bize. Şehzadelerim ve Halime Sultan tüm eşyalar hazır mı orada? Hepsi bunun içindedir. Hadi gidelim şehzadem. Yolculuk mu var derviş? İnşallah. Nereye yolculuk? Efendimin gönlü nereye düşerse. Sen niye sorup durursun? Diğer diğer gezerim. Sizle de yolculuk etmek isterim. Hazır mıyız derviş? Hazırız pirim. Hadi o zaman. Sizle gelmem mümkün müdür? Gel bakalım, yoldaşlık ederiz. Yoldaşlık önemlidir derviş. Yolda belli olurmuş insanın niyeti. Yolda tanırmış insan insanı. Haydi. Allah razı olsun efendiciğim. Ertuğrul, yaptığının bedelini misliyle ödemeli Titus. Önce Halep'ten başla. Eskisinden daha güçlü bir teşkilat kurabilmemiz için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yolun açık olsun.
Yehuda. Ben hazırım efendim. Bu kardeşlerim gibi göreve çıkmaya hazırım. Ne istiyorsun Mario? Baba. Isadora, kızım. Allah'ım, sana şükürler olsun. Ya Rabbim, sana şükürler olsun. Burada nefeslenelim biraz. Sen lokmaları hazır eyle, biraz da odun topla. Biz de bu seyyahla iki çift kelam edelim. Tamam pirim. Anlat bakalım seyyah. Alemde ne havadisler vardır? Nereden gelip nereye gidersin? Türkistan'dan gelirim. Cengiz Han'ın ordusu her yeri yıkıp geçti. Gözlerim nice zulme, nice vahşete şahit oldu. Ne demiş Hazreti Peygamber? Küfür devam eder, zulüm devam etmez. Onlara da dur diyecek bir bahadır, bir kahraman çıkacak inşallah. İnşallah efendim, inşallah. Ben dervişe yardımcı olayım. Seni benim elimden kim kurtarır? Allah'ın muhafızı çoktur.